Non stress test kısaca bahsedecek olursak burada iki tane örnek eşliğinde. Ne demek? Bu kardiyotokografi adını verdiğimiz cihazda karnınıza iki tane alet bağlanıyor. Bir tanesi kasılmaları ölçüyor, bir tanesi de bebeğe giden kan akımını ölçüyor. Bunu nasıl yapıyor? Bebeğin kalp atışlarını grafik olarak kağıda aktarıyor. Burada 35. haftada yapılmış bir NST var. Burada da 31 artı 5'te yapılmış bir NST var. Nedir NST'de dikkat çekenler? Burada bir kere bebeğin kontraksiyonları daha doğrusu rahimin kontraksiyonları. Kontraksiyon demek kasılma demek olup olmadığını görüyoruz. Burada sadece ve sadece belli solunum hareketleri anne adayının yaptığı solunum hareketleri birazcık böyle yükselmeleri yol açmış ama bir kasılma falan yok. Kasılma olduğu zaman böyle 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 tepecikler oluşuyor. Özellikle düzenli doğum sancıları döneminde bu tepecikler daha da artabiliyor ve daha sık oluyor. 10 dakikada 3 tane böyle böyle tepecikler oluşuyor. Gördüğünüz gibi 35 haftalık NST'de de böyle bir şey yok. Diğer NST'ye bakalım. 31 artı 5'teki NST'de de herhangi bir kasılma yok. Ama dediğim gibi Braxton X kasılmaları olabilir bazen. O Braxton X kasılmaları daha böyle düzensiz, şekli birbirine benzemeyen, arada sırada gelen kasılmalar. Bunlar doğum kasılması değildir. Doğum kasılması ne demek? 10 dakikada 3 tane gelecek, böyle yükseltecek karnı. Karnı yükseltince de tabii ki burada grafik olarak da çıkacak. NST'nin diğer kısmı nedir? Kalp açıları. Kalp açılarında burada iki grafikte de dikkat çeken şey arada sırada kalp açıları yükselmiş. Anne ve baba adayları NST'ye girdikleri zaman zaten böyle kalp atışlarını hızlanmaya başlamasını acaba bebek heyecanlandı mı bebeğe bir şey mi oldu derler ama işte o bebeğin kalp atışlarının arada sırada yükselmesi sayesinde bu akselerasyon dediğimiz akselerasyon hızlanma demek acceleration akselerasyon nedeniyle böyle tepecikler oluşuyor. Bu tepecikler de genelde 20 dakikalık bir inceleme süresinde iki tane olmasını bekliyoruz. Reaktif NST anlamına geliyor. geliyor. Yani bebeğe giden kan akımının iyi olduğu anlamına geliyor. Bazen bebek uyuduğu zaman 20 dakikalık inceleme döneminde hiç akselerasyon olmayabilir. O zaman NST'yi biraz uzatırız. Burada uzatmamızın belli bir nedeni yoktu ama daha uzun bir NST var burada. Ondan sonra bu akselerasyonları görmeye çalışırız. Yani hedefimiz non stress testte, NST'de kasılma olup olmadığını görmek bir yandan, öte yandan da şu akselerasyonları görmek. Yani şu yükselmeleri görmek. Bu yükselmeleri görmediğimiz zaman bazen NST'ye uzattığımız oluyor. Gene görmezsek eğer o zaman bebekle ilgili başka bir sorundan yani bebeğe giden kan akımının yeterli olmadığından şüphelenebiliyoruz. O zaman başka incelemeler yapıyoruz. Biyofizik profil gibi. 31 artı 5'teki akselerasyonlarla 35 artı 0'daki akselerasyonlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Hafta ilerledikçe bu hızlanmalar daha da yükseliyor amplitüt olarak gördüğünüz gibi. Öyle olmak zorunda değil ama genelde öyle oluyor. 150 bir bazal kalp atışından arada sırada 170'lere çıkarak oluşturulmuş bir akselerasyon bu. Yükselme yani şu tepecikler. Burada nedir? Bazal 120'lerde. Demek ki burada bebek olgunlaştıkça nabzının da biraz daha azaldığını görüyoruz. Burada bazali 150 iken ortalama kalp hızı burada 120'lere düşmüş ve onun üzerinden yükselenler göstermiş. Bunlar tamamen normal şeyler. İki tane farklı gebelik haftasında bulunan bebeğin NST'leri de böyle farklı oluyor. CST ne demek? Kontraksiyon stres test demek. O konumuz dışında kasılmalar oluşturulduğu zaman veya olduğu zaman yani 10 dakikada 3 tane kasılma olduğu zaman bebeğin buna akselerasyon cevabına ölçmeye kontraksiyon stres test adını veriyoruz. Ve bu çok önemli bir şey değil. Çok kullandığımız bir kelime de değil. Unutulabilir yani. NST ne zaman yapılmalı? Bazı doktorlar 30. haftadan itibaren rutin olarak yaparlar. Bazı doktorlar 37. haftadan itibaren yaparlar. Bazı kliniklerde miyat geçmesinden itibaren başlanabilir. Ama esas olan şu ki bebekle ilgili herhangi bir sorundan şüphelenildiği zaman gelişimiyle ilgili gebelik haftasından bağımsız bir şekilde 27. 28. haftada bile yapılabilir. Kasılmadan şüphelenildiği zaman gebelik haftasından bağımsız bir şekilde 24. haftada bile yapılabilir. NST. NST mutlaka tok karnına gitmekte fayda var denir. Ama tok karnına gidilmezse de akselerasyonlar çıkıyor bir şeyler. Çikolata yenilmese bile gene de akselerasyonlar çıkıyor yani yemekle çok bağlantılı olmayabiliyor bu akselerasyonların çıkıp çıkmaması. NST ile ilgili vereceğimiz bilgiler bu kadar.